Efendim herkese yeniden merhaba. Her zaman bizim için en önemli noktalardan biri olmaya devam edecek. Tıpkı Doğu Akdeniz gibi. Kafkasya ve Karabağ. Çünkü o bölgede yaşanılan bütün gelişmeler Türkiye'nin milli bekası açısından da en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Nitekim son dönemde hem Batı toplumlarıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile eski birer Minsk, Agit, Minsk grup eş başkanı olarak tanınan bu iki devletle flörtünü devam ettiren ama öbür yandan da son Ararat Mirzoyan'ın yani Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın son Moskova ziyaretinde Sergey Lavrov'la yaptığı uzun görüşmeler çerçevesinde belli ki ortak güvenlik anlaşması teşkilatı lideri Rusya'dan da bir takım önlemler ve bir takım destekleri alan Ermenistan giderek olayları büyütmeye başlıyor. Çünkü bu çok doğal. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda Sovyet yapımı bütün malzemelerine İran ve Rusya'dan akan askeri desteklere rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri kurmaylarının da destek verdiği Azerbaycan Kahraman Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında tarihin en büyük yenilgilerinden birini alan Ermenistan bir türlü o yenilginin gerektirdiği o anlaşmaya yanaşamıyor. Çünkü megalo iddiası olan aşırı milliyetçi kimliklerle ortalığa dökülen küçük ulusların sorunu bu. Bir türlü sınırlarını belirleyemiyorlar. Mesela Türkiye'nin etrafında böyle iki tane devlet var. Biri İsrail, bir türlü sınırı belli değil. İsrail'in sınırı daha çizilmedi. Esasında var bir sınırı 1967 savaşı öncesi diye adlandırılan ama onu tanıyan yok. Yani artık o bitti. Fakat bir türlü düzelemiyor. Sınır nerede? İsrail'in sınırı neresidir diye sorsan herkes kafasına göre bir yer söylüyor. Bu Ermeniler de böyle. Mesela savaştan yenildiler, şimdi mağdur oynuyorlar. Arkadaş siz 30 yıl el alemin, el alem derken benim Azerbaycan Türk'ü kardeşimin topraklarını işgal etmişsin. Şimdi ne ağlıyorsun? Ha, ağlayacak ne var burada? Kaybettin. Yani savaşı kaybettin. Tabii ki toprağını alacak adam yani. Şimdi Karabağ'da Dağlık Karabağ adını verdikleri, daha doğrusu Ermenice Arstak diye de adlandırdıkları gayrimeşru bir yönetim var. Savaşı kaybettiler. Normalde o savaşın sonucunda varılan anlaşmaya göre, 2020 9 Kasım anlaşmasına göre oradaki gayrimeşru yönetim elimine olacak, yok olacak. Özellikle bölgeye intikal etmiş olan Rus silahlı kuvvetleri, barış gücü adı altında gelmiş olanlar, oradaki silahlı milis grupları diye adlandırdığımız Azerbaycan yönetiminin haklı olarak terörist diye isimlendirdiği silahlı unsurların elinden silahları alacaklar. Ve sonra da o bölgede yaşamaya karar vermiş, devam edecek Ermeni nüfus 25 bin mi 40 bin mi artık onu bilemiyoruz, daha hala orası muallak da o nüfusun da Azerbaycan vatandaşı olarak Azerbaycan'a entegrasyonu başlayacak. Konu bundan ibaret. Konu bu. Başka bir konu yok. Ama olmuyor. Ne Ermenistan-Azerbaycan sınırının gerçek anlamda bir çizilmesi söz konusu. Gönderdiler Avrupa misyonu diye bir şey. Orada güya Azerbaycan'ı denetliyorlar. Azerbaycan kendi topraklarını istiyor. O kadar yani. Başka istediği bir şey yok. Ermenistan'ın başkentine gideyim de orayı işgal edeyim demiyor. Buna bile müsaade yok. İki, bölgeye istikrarı sağlasın. Oradaki silahlı unsurları ortadan kaldırsın. Ellerinden silahları alsın. Herkesi kışkışlasın diye kabul ettiği Azerbaycan yönetiminin Rus ordusu ara yollarda Ermenistan topraklarıyla bağlantı kurarak yok etmesi gereken milislerin silah sevkiyatına destek oluyor. Silah sevkiyatına destek oluyor.
Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Niye? Niyesini hep anlattım. Çünkü Batı, Ukrayna Savaşı'yla paralel olarak Rusya'yı da Güney Kafkasya'dan atmaya çalışıyor. Zaten Gürcistan'dan atılmış, Azerbaycan nötr bir devlet olmuş, Ermenistan'ın da topraklarında Rus askeri var, Güney Kafkasya'da bir tek Rus askerinin bulunduğu yer orası, bir an önce oradan da çıksın gitsin Rus askeri diyor. Rus da gitmiyor. Gitmez. Öyle kolay kolay gitmez. Girdiği yerden çıktığını gördünüz mü İvan'ın? Öyle bir durumu var. Şimdi son Ararat Mirzoyan, Sergey Lavrov görüşmesi şu bu derken Dağlık Karabağ'ın gayrimeşru yönetimi, Dağlık Karabağ'ın gayrimeşru yönetimi şöyle bir açıklama yaptı bugün. Kime güvenerek yapıyor? Ortada kalmış bir yer, değil mi? Laçin koridoru falan filan. Bakın şimdi ne diyor? Baku ile müzakere ancak uluslararası bir formatta mümkündür. Yani diyor ki ben kendimi devlet ilan ettim. İşte beni devlet olarak tanıyanlar da var ha diyor işte o böyle bir takım yerler. Ben seninle iki devlet olarak müzakere ederim diyor. Bakü'ye savaşı kazanmış, ordusu galip gelmiş Azerbaycan yönetimine Arstak'ın başındaki şahıs açıklama yapıyor. Arstak dedikleri gayrimeşru yerin başındaki şahıs açıklama yapıyor. Diyor ki uluslararası bir formatta yapılmalı bu müzakere. Alınacak kararların da uluslararası garantörleri olması gerekmektedir. İyi, çok güzel ya. Hem seninle iki devlet gibi oturacağım, konuşacağım. Hem de sonra garantör arayacağız bir de. Garantör belli. Belli. Garantörler üç tane kafadan var. Rusya, Amerika ve Fransa, Minsk grup eş başkanları olarak zaten teşne olarak oradalar. Sözde Dışişleri Bakanı var bunların. Sergey Gazaryan diyor ki Rusya aracılığıyla yapılan görüşme sonrası Azerbaycan bütün gerçekleri tarif etti. Amaç elektrik ve doğal gaz akışıyla bağlantılıydı. Bak yani bu buymuş. Ama bunu değiştirdiler ve entegrasyon konusunu açıkladılar. Biz Rusya'nın garantörlüğünde başka konuları da konuşabiliriz. Eğer Bakü, Agit, Minsk grubu toplantı kararlarını çiğniyorsa zaten önümüzdeki dönemde de her şeyi çiğner diye bir de laf attı ortalığa. Geçmişte Ermeni ve Azeriler birlikte, Azeriler diyor tabii. Azeriler birlikte yaşadılar ama asla entegre olmadılar. Ha tabii çok iyi olmadılar değil mi? Sizin yüzünüzden, milliyetçiliğiniz yüzünüzden olmadılar. Entegrasyon söz konusu değildir ve uluslararası tanınırlık için mücadele devam edecek. Arstak'ta gayrimeşru yerde bir Ermeni-Azerbaycan birlikteliği söz konusu değildir. Bu olmayacak diyor. Yani diyor ki ben savaşacağım. Bu o. Yani şimdi Azerbaycan diyor ki orası benim egemen toprağım farkında mısın? Ha. Orada Ermenilerin yaşamasına karşı değilim. Bunu da söyledim mi? Söyledim. Şöyle bir durumumuz var diyor Azerbaycan. Yani siz o silahları falan bırakacaksınız, kalan kalacak, giden gidecek. Bu da var. Yani kalan kalacak, giden gidecek. Ben kalanlarla normal bir vatandaşlık anlaşması yapacağım. Yani ben nasıl başka milletlerden insanlara vatandaşlık verdiğimde Azerbaycan vatandaşı olarak eşit muamele gösteriyorsam size de bunun muamelesi. Güvenlik mi? Güvenlik benim güvenliğim. Ben devletim. Ben sizi öldürmeye gelmiyorum. Oradaki sivilleri öldürmeye gelmiyorum. Ben devlet olarak sizin güvenliğinizi sağlayacağım. Başka da bir şeye gerek yok. Beni daha fazla yormayın diyor Bakü. Ben özetliyorum. Bunu isterseniz 2,5 saatte de anlatabilirim. Ama bu kadar basit. Hayır. Niye? Çünkü onlara yol verenler var. Rusya kavga çıkarmaya çalışıyor. Bu madde bir. Çünkü kavga çıkacak ki oradaki askeri varlığını sürdürecek. Fransa Dışişleri Bakanı önümüzdeki haftalarda yakında geliyormuş.
Laçin koridoru açılsın. Yani Laçin koridoru kapalı değil, anlatamıyor. Azerbaycan da bizim gibi. Biz Türkler anlatamıyoruz. Biz Kıbrıs'ı anlatamadık 50 yıldır. Bunlar da Laçin koridorunu anlatamayacaklar 100 yıl. Laçin koridoru açık. Laçin koridorunda bir çevre eylemi var. Ama o çevreciler oradan gelip geçenlere sataşmıyor. Arabaları taşlamıyor. Geçen tırları durdurup durma kimsenin içinde neyi var demiyor. Rusya mahsustan oraları kapalı tutarak bu olayın büyümesine neden oluyor. Yoksa her böyle bir yerde gösteri yapıyor çocuklar. 102 gündür, belki de 104 gündür. Azerbaycan gençliğini selamlıyorum. Ama bütün bu hikaye bir çatışma. Nitekim Nikol Paşinyan bugün baklayı ağzından çıkardı. Dedi ki, çatışmaya her zamankinden daha yakınız. Buyurun. Yeniden başa dönüyoruz. İnşallah Ermeni halkı, aklı başında olanları bu maceraya, yani dış güçlerin kaygısıyla gerçekleşen bu maceraya yol vermezler. Bakacağız. Hoşça kalın.